Evet, Milyon TV'de bana sorun dedim. Siz de sordunuz. Sorular elimde. Çok da güzel sorular var. Başlayalım bakalım o zaman. Elimde bir sihirli değneğim olsa barış duygusunun, barış kavramının insanlar arasında çok baskın halde olmasını sağlardım zannediyorum. Pandemi bitince İzmir'de konser planı var mı? Pandemi bitince her yerde konser yapmak istiyorum. Planlamalar da yapılıyor. İzmir'de mutlaka olacaktır. Çünkü hemen pandemi öncesinde yarım kalan bir turnemiz vardı. Hepimizin şarkıları adı altında. Ona devam edeceğiz. Her yere gideceğiz inşallah. En sevdiğim renk mavi ve sarı arasında gidip gelir. Ama çok baskın olarak mavi diyebilirim. Mavinin her tonunu çok seviyorum. Ama sarı da sevdiğim anlar var açıkçası. Sorum yok ama size hayranlığımı yazsam oku oku bitiremezsiniz demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Eğer öyle düşünüyorsanız gerçekten beni çok onurlandırıyorsunuz. Sanıyorum şarkılar aracılığıyla oluyor bu ilişki ve iletişim. Ben de buna çok mutluyum açıkçası. Fotoğrafı açıp yüzünü en ince ayrıntısına kadar inceledim. Yani en ince ayrıntısına kadar değil, genel olarak aslında ifadelerine daha çok bakıyorum. O da işte Hollywood starlarının falan olabiliyor, gerçekten olabiliyor. Ama en ince ayrıntısına kadar demeyelim. Eğer böyle uzak plan bir fotoğrafsa, onda yüz ifade, yani gözlerindeki ifadeye bakmaya çalışıyorum. Aa, çok enteresan. Arabesk konseptli programlar beklemek. Ya benden bekleniyormuş. Olabilir, niye olmasın? Arabesk seviyorum ben. Yani hatta işte bazı şarkılarımda da arabesk motifler de vardır. Duygu salınımları da vardır. Ama tamamen arabesk konseptli bir program. Niye olmasın ki? Olabilir. Çok da güzel olur. Gerçekten bunu düşüneceğim. Yeni albüm ve yazdığım kitap. Yeni albüm işte bitti, bitiyor. Bilinç arttıkça insan daha ince elip sık dokuyor. O yüzden ama çok kalmadı galiba. Biraz pandeminin de etkisinden ağırdan aldık diyebilirim. Sanıyorum yeni yılla birlikte, yani 2022'de hem albüm hem kitap, hatta kitap daha önce olabilir. İki farklı kitapla ilgili işte çalışıyorum. Biri öykülerden, biri de denemelerden oluşacak. Ama bakalım, zaman gösterecek. Kahve, yani yeşil çay ve kahve diyeyim. Yani çayı da seviyorum ama hani ilk tercihim kahve olur. Türk kahvesi olur. Sonra da yeşil çay. İlk aşk, ilk heyecanlar, ilk okul sıralarında. İlkokul da demeyelim. Yok, ilkokul değil, ortaokul mu? İlkokul galiba. Evet, ilkokul. Sevgi ve Mutluluk Bakanlığı kurulsa, ben bakan olmak ister miydim bilmiyorum ama böyle bir bakanlık kurulsun çok isterim. Gerçekten çok isterim. Bakan olmak değilse de çok etkin bir görevde yer almak isterdim bu konularda. Sevgi ve mutlulukla alakalı işte paneller, ne bileyim etkinlikler, ne yapılırsa orada çok başrolde olmak isterdim ya da başrollerden birinde diyelim. En çok neye sinirleniyorum? Bu arada sorular var, bakıyorum böyle sorularınıza. En çok neye sinirleniyorum? Ya galiba aslında hepimizin sinirleneceği bir şey. Tam karşıdakinin ne söylediğini anlamadan savunma düzeyinde işte saçma sapan konuşmak diyeyim, tartışmak diyeyim. Yani oraya hiç dayanamıyorum. Yani anlamadan tartışmak kısmına dayanamıyorum. Buna da
Dolaylı yoldan nankörlüğü de ekleyebiliriz. Gerçekten çok sinirleniyorum. Bir de şükürsüzse insanlar. Yani şükretmeleri gerekiyorken şükretmiyorlarsa orada da böyle biraz sinirim. İşte anladınız siz. En sevdiğim yemek patates yemeklerinin hepsini çok seviyorum. Ama ben aslında bütün yemekleri seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Mantı da seviyorum. Makarnaların hepsini seviyorum. Fasulye yemeklerinin hepsini seviyorum. Yani sevmediğim bir şey yok galiba benim. Ben öyle söyleyeyim. Yani her şeyi seviyorum. Hiçbirisi çıkıp da bu şarkıyı bana yaptın dedi mi? Vallahi bu şarkıyı yaptın demedi kimse. Zaten dese saçmalıyor olurdu muhtemelen. Ama bir olaya ya da bir duygu durumuna, o durumdan etkilenerek işte tamamladığım şarkılar diyeyim. Hani tamamını öyle yazmak değil ama. Ama burada çok enteresan bir durum var. Bazen öyle bir şey oluyor ki ben görüyorum, bana da söylüyorlar. İşte bırakın şarkı yazmayı vesaire. İşte söylediğim herhangi bir cümleyi de bir radyo programında, bir televizyon programında söylediğim herhangi bir cümleyi de bana söyledi biliyor musunuz diyenler oluyor. Oluyormuş. Buna yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yani. Evet, belki de hiç unutmadım adlı kitabın 2005 yılındaydı. Yeni baskısı olacak. Hatta işte bundan sonra çıkacak kitap da aynı yayın evinden yayınlanacak zaten. Sanıyorum böyle bir senkronizasyon yapacağız. Yani önce belki de hiç unutmadığımın yeni baskısı yapılacak. Ardından da işte yeni kitap, denemeler ya da öyküler neyse o çıkacak diye planlıyoruz. Şimdi çok pozitif bir insan mıyım? Emin değilim. Yok, şaka şaka. İyimserim. Gerçekten hayata o tarafından bakmaya çok çalışıyorum ama bu insanın tek başına çok başarabileceği ve de sürekli yönetebileceği bir durum değil açıkçası. Bu işte çevredeki herkesle, çevredeki olaylarla, tüm dünyayla da çok ilişkili. Yoksa öyle çok hani ben iyimserim deyip iyimser kalamıyor insan. Bazen kendini tam zıttı durumlarda bulabiliyor. Ama ben bunu korumaya çalışıyorum, çabalıyorum. Size de öyle geçiyorsa ne mutlu bana. Zaten aslında önemli olan benim ne dediğim değil, karşıdan nasıl algılandığım. Böyle de algılanıyorsam harika olmuş yani. Esmes'in ayrılık kaçıncı klibim? Gerçekten bir noktadan sonra saymayı bıraktım. Çünkü bu hani en çok klibi olan kişi durumu var ya, işte devam ediyor, onu biliyoruz. Ama ben bıraktım çünkü artık YouTube klipleri falan da devreye girdiği için, hani sadece müzik kanalları için yapılan klipler dışında YouTube için yaptığımız klipler de var. Ben her birine de gerçekten hani ana akım medyada yer alacak gibi, zaten artık YouTube'da öyle oldu. Öyle özendiğimden bana her biri işte yapılmış, özenilmiş, üzerine çok düşünülmüş, çalışılmış klipler geliyor. Bıraktım, ne bileyim, 100'e doğru gidiyoruz herhalde. Varmadıysak da orayı bir geçeceğiz bence. Yeni biriyle tanıştığımda en çok neye dikkat ederim? Ya çok bir şeye dikkat etmemeye çalışıyorum. Zaten bugüne kadar işte dikkat edeceğiniz şeyler bilinçaltınızda kendine yer etmiş oluyor. O yüzden sanıyorum onlara zıt olan bir şey hani işte rahatsız edici oluyor. Ama yani işte ne kadar iyimser olduğuna, çözüm odaklı olduğuna, analitik düşünüp düşünmediğine galiba bakıyorum. Yani bu çünkü sonrasında mutlaka önemli oluyor. Yani iletişim devam ederken çok önemli oluyor. O yüzden hani herhangi bir durum karşısında soğukkanlılığını koruyup işte olaya her tarafından bakıp çözüm odaklı olabiliyor mu kısmına önem verebilirim. Karakterimin en belirgin özelliği, ya burada tabii insan hep en iyi taraflarından bir şey söylemek ister.
Sanıyorum yine iyimserlik diyeceğim. Yani iyimserim ve de savaşçıyım. Yani iyimserlik ve savaşçılık yan yana biraz garip geliyor olabilir ama evet, hem mücadeleci bir yanım var, vazgeçmiyorum yani. Ve de hem de iyimserim. Yani iyimserlikle birleştirdiğimizde mücadeleci yanı iyi bir sonuç çıkıyor ortaya. Hani hırstan daha uzak, öfkeden daha uzak vesaire. Ama burada hep şeyi düşünmek lazım. Yaşam da bu arada ne yapıyor, nasıl çalışıyor alttan alta, onu düşünmek lazım. Çünkü kim ne kadar kendine ben şöyleyim, ben böyleyim dese de hayat bazen onu o olduğunu zannettiği şeyin dışına çıkarabiliyor bazen. Burada yüzdeler önemli. Ben %80 tamam, iyimserim. Kendisi sorulara soru eklese bu soru ne olurdu? Ne zaman uzunca bir tatil yapacaksın? diye bir soru sorabilirdim kendime. Çünkü gerçekten yapmadım. Yani hiçbir şey işle ilgili, şarkılarla ilgili falan düşünmeden uzun bir tatil yapmadım. Bir kitabı baştan sona ezberlemek demeyelim de çok sevdiğim yazarlar var. Belki birçoğumuzun ortak noktasında duruyor olabilir. Çünkü onu sadece yazar gibi görmüyorum. İnsan ruhunun haritasını da çok iyi çıkarmış. Yani psikolojik yanına da çok iyi çıkardığı için Dostoyevski kitaplarının baştan sona ezberlenemezler, çok çok sayfalar. Ama sayfa sayısı çok, ama yani birçok cümlesini çok ezberlemiş olmayı isterdim. Özeti var galiba bende, ama hani tamamen ezberlemek de daha bir iyi olurdu galiba yaşamı yönetmek konusunda. Ama çok başka yazarlar da var tabii ki. Muhtemelen yani hiçbir şeye böyle bir bağımlılık olsun istemiyorum. Her şey değişebilir, dönüşebilir ama annemin daha henüz evlenmeden işte bir pano işlemiş. O da benim evimde şu anda. Ben aldım, el koydum ona. Onu herhalde değiştiremem. Yani evden çıkaramam gibi geliyor bana. Çok duygusal bir sebepten yine en fazla bir kardeşimle paylaşabilirim galiba. Ama onun dışında hani evden çıkarmak gibi bir şey söz konusu değil. Hangi korkumdan, korkularımdan da demek lazım aslında. Ama en mühimi, en gerçekçi olanı diyelim. Çünkü benim böyle gerçekçi olmayan korkularım da var. Mesela boşluk korkusu gibi. Hani çölde kalmak gibi. Yani yönün yok. Nereye gideceğini bilmiyorsun filan. Göremiyorsun. Bir yere doğru yürüyorsun ama neresi orası bilmediğin. Ya sen ne bileyim, açık denizde kalmak mesela. Yok hani. Bir yere doğru gidiyorsun ama hani bu çok acayip bir şey ama bu biraz tuhaf bir çok yani günlük hayatta çok başımıza gelmeyecek bir şey gibi. Fakat günlük hayatta çok başımıza gelecek ve benim için büyük sıkıntı sadece kapalı yerde kalmak değil. Klostrofobiden bahsetmiyorum. Mesela çok kalabalığın arasında da olmak. Yani mesela bir konser izliyorsam o konserin böyle ayakta izlenen bir konserin ortalarında duramıyorum mesela. Ya en arkada da olabilirim ya da işte bir şekilde kaçabileceğim bir yer olması lazım gibi böyle bir sıkıntım var. Bir iki kez yaşadım bunu. Kyle Minogue konserinde yaşamıştım mesela. Çok tedirgin olmuştum. Hiç adapte olamamıştım ki 4 ya da 5. sırada duruyordum yani. Önümde en fazla 3-4 kişi vardır ama çok huzursuz olmuştum. İşte mesela bir yerin kapalı kalıp bir odanın kapısını açamayacağım gibi şeyler. Ne bileyim, araç böyle bir araç, iki aracın arasında sıkışır da o araçtan çıkamazsam gibi. İşte sonuçta sıkışıp kalmakla ilgili bir duygu ve bunun için bu sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Bundan sonsuza kadar kurtulmak isterdim. Ya içeriği olmayan her mevzudan sıkılıyorum. Yani iş olsun diye açılan, hatta böyle inatlaşılan, iddialaşılan, özellikle bu böyle işte politik konularda çok olur.
ne bileyim bazı duygu durumlarıyla ilgili çok olur. Sonuçta konuyla ilgisi, alakası olmayan birileri kulaktan dolma bilgilerle işte uzatır konuyu. Ya yani o neyse ne, bu mutfak konusu da olabilir, fark etmez. Eleştiri mesela, sanat eleştirisi yapıldığında ama böyle altı yok yani, altı boş. Hepsinden çok sıkılıyorum. Gerçekten çok sıkılıyorum. Herkesin bilmesinde yarar gördüğüm hayat tecrübem şu. Yaşadıklarımdan söyleyebileceğim, yani her şey olacağına varıyor. Evet, biz yerimizden kalkmalıyız. Bu işte fiziksel de zihinsel olarak, yani harekete geçmeliyiz. Ama sakin bir şekilde bunu yapmalıyız. Becerebilirsek, ben de her zaman yapamıyorum. Ama aslında her şey sonunda olacağına varıyor. Yani en önemli tecrübem bu diye düşünüyorum. Başıma çok geldi. Mesela çok böyle hararetli bir şekilde herhangi bir olayın üzerine gittim. İstediğim gibi olmadı. Daha sakinliğim oldu vesaire gibi. O yüzden mümkün olduğu kadar sakin. Sakin. Hız kontrollü. Bazen doktorlar öyle kendi yapamadıklarını söyleyebilirler başkalarına. Mutlu olduğum şeylerde zaman aşımı çok söz konusu olmaz. Yani onları korumaya çalışırım. O duygu durumunun sürmesi için elimden geleni yaparım. Kolay vazgeçmem. Ya onları sıradanlaştırmam. Gerçekten sıradanlaştırmam. Ama tabii ki insanız, değişiyoruz, gelişiyoruz. Farklı şeyler de istiyoruz yaşamda. Ama ben mümkün olduğunca o mutlulukla ilişkimdeki şey neyse, hangi konuysa, hangi coğrafyaysa onun sürmesinden yana çabalarım, çalışırım. Böyle tarif edebilirim. Hobim dediğim her şey aslında galiba yaşama biçimimle alakalı. Mesleğim de demek istemiyorum. Artık bunu çünkü nasıl tanımlayacağımı da bilmiyorum. Yani birçok şey yapıyorum çünkü. Ama hepsine birden galiba proje tasarımcısı, işte hayal kurucu gibi bir şey demem lazım galiba ve bunu hayata geçiren kişi işte. Böyle tanımlayacağım galiba. O yüzden çünkü işte şarkı, yazı vesaire, program, radyo programcılığı falan hepsini kattığımda öyle bir şey çıkıyor ve hepsi de aslında hobim gibi. Yani hobilerimi yaşıyorum diyebiliriz. Ama bahçe işleriyle uğraşmak istiyorum. Yani öyle bir şey gelişmeye başladı bende son zamanlarda. Öyle bir istek diyeyim. En sevdiğim özlü söz, aslında atasözlerimizin hepsini çok 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 önemsiyorum. Hepsi çok doğru. Böyle hayat dersi gibi, yani böyle nokta atışı işaret ediyor her şeyi. Ama ne ekersen onu biçersin. Galiba çok özet bir durum yani. Başardığım en zor şey, başarı demeyelim. Başarı deyince başka bir şey anlaşılabilir ama bu yolculuğun kendisi, evet bu yolculuğun kendisi, yani bu üretimin içinde olmak, bu üretilen ne diye tarif ettiğimiz şeylerin paylaşımı sırasındaki yaşanan her şey. Aslında böyle baktığımda hayatın kendisi oluyor. Çünkü başarı dediğimizde aklımıza işte bir sonuç geliyor. Yani ne bileyim işte. Öyle düşünmüyorum o yüzden. Bu yolculuğun kendisi, başardım demeyelim ama içinde aktığım iyi bir durum. Öyle tanımlayabiliriz. Vücudumda en sevdiğim yer. Ya şimdi bunlar tabii işte insanın zamanla yaşama nasıl baktığına, ne beklediğine göre değişen şeyler. Ne bileyim, belki 15 yıl önce konuşsaydık bunu daha farklı bir şey söyleyebilirdim ama ben içsel enerjimle alakalı bir durumu daha çok beğeniyorum ve seviyorum ve de o her zaman da stabil değil yani. Onu böyle yakaladım, hep böyle kalsa dediğim
enerjik durumlarım var, içsel enerjik durumlarım var. Hayatla daha barışık, daha işte daha anlaşılır, daha umutlu, daha kolay yolculuk yapılan. O tarafı çok seviyorum ve de işte onu da korumaya çalışıyorum. Marka takıntım yok ama yani kaliteli şeylerin hepsini seviyorum. Kaliteli şeyler seviyorum. Yani nerede nasıl yapıldığından ziyade ne kadar özen gösterildi kısmı daha mühim. Öyle bir takıntım yok. Sadece şeyim var benim yani. Eğer bu mesela kostümlerle ilgili konuşuyorsak gerçekten dokunsal olarak yani temasla alakalı böyle bir alerjim var. O yüzden hani bazı kumaşlara çok uzun süreli dokunamıyorum. Çok tuhaf böyle garip oluyorum. O yüzden hani ona bakıyorum. Onun bir markaya dayalı mı değil mi gibi hiç düşünmedim bunu açıkçası. Evlilik bence gerçekten kendini çok buna hazır hisseden iki kişi arasında olmalı. Bu gerçekleşmeli. Bu hazır hissetme de bazen insan duygularına yenik düşebiliyor. Duygu ve mantık ilişkisi, iletişimi iyi hallolmuş iki kişi arasında yapılmalı diye düşünüyorum. Bu kurum evet çok güzel bir kurum ama taraflardan biri eğer bu yolculuğa iyi hazırlanmamışsa ne yazık ki hazin şeylerle karşılaşılıyor. Derin ve istikrarlı gördüğünüz için beni çok teşekkür ederim. Yani şimdi insanın kendisiyle ilgili böyle şeyleri söylemesi çok zor. Hani duymak güzel ama evet öyleyim demek zor ama yanlış değil bunlar, doğru. Derinleşmek istiyorum ve bundan da haz alıyorum. O zaman bana göre hayat daha anlamlı hale geliyor. Yani niye buradayız, ne yapıyoruz biz, bu yolculuk nereye, niye gibi soruları çok soruyorum, sordum. Hep sormaya da devam edeceğim. Çünkü o zaman daha baş edebiliyorum yaptığım şeylerle. O kadar belirsiz bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorum ki hayatımda. Yani düşünsenize bir şarkı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. İşte bilmiyorsun kaynağının ne olduğunu bilmiyorsun. O bir yerlerden geliyor. Şimdi böyle baktığımda o zaman o sorularda arkasından geliyor farkındalığı varsa bir insanın. O yüzden derinleşmeye devam. Ama istikrar konusunda şunu söyleyebilirim. Evet, çalışkanım. Seviyorum. Yaptığım, meşgul olduğum şeyleri seviyorum zaten. Öyle olunca da istikrarlı oluyorsun otomatikman. Ama bana göre dünyanın en güzel şeyi zaten iyi film izlemek, iyi kitap okumak, iyi müzik dinlemek olduğu için bunların peşinde sürekli istikrarlı bir şekilde gidiyorum işte. Yılan. Yılandan, yılan mesela hiç görmek de istemem. Var ya, çok var. Mesela ateş var. Fazla derinlik var mesela. Çok varmış değil mi? Ben her açıdan çok fobisi olan ve sorunlu biriymişim yani. Sorunu nasıl yaşıyorum merak ettim şimdi. Enerjimi yükseltmek için biraz önce de söyledim başka bir soruya cevap verirken. İyi bir film izlediğimde, o film böyle çok sorgulayan bir film olsa da, sarsıcı bir film olsa da, mesela yaşamın sertliklerini yüzümüze vursa da, ben orada iyi bir şey yapılmışsa ve buna tanık oluyorsam, bu benimle paylaşılmışsa çok enerjim yükseliyor. Buna işte iyi kitap, iyi müzik diye de sanatla da ilgili her şeyi de dahil edebiliriz aslında. Gün ışığı da bana iyi gelir. Sahil. Mesela çok iyi gelir, enerjimi yükseltebilir. Sahil deyince aklımıza hep böyle hani denize girmek, o tatil modu gibi gelebilir. Hiç öyle değil. Yani oradaki atmosferle alakalı bir şey söylüyorum. Ama galiba hepimizin aslında en çok bu konuda ihtiyacımız olduğu şey
karşılıklı iyi iletişim galiba. Yani hepimizin enerjisini yükseltebilir ve de öyle o düzeyde tutabilir. Son zamanlarda kendim de ya hep biliyordum, farkındaydım doğayla ilişkimde ama daha doğa insanı olduğumu, şehir insanı değil de kesinlikle doğa insanı olduğumu farkına vardım. Bu pandemiyle biraz daha da farkındalığım yükseldi, öyle söyleyebilirim ama bunu sadece şöyle düşünmeyelim. Zaten işte evde kaldık, kısıtlandık, o yüzden doğaya açılmak gibi diye düşünmeyelim. Tamamen sanıyorum köklerimle de alakalı. Zaten çocukluğum öyle doğanın içinde geçti, büyük bir şehirde geçmedi çocukluğum. Oraya öze dönmek gibi bir şey diye de tanımlayabiliriz belki bu durumu. Hangi bildiğim doğru değişti? Şuna çok inanıyorum ben. Hani mesela insanlara işte koşulsuz güvenmemek lazım filan derler ya, ben hep tersinden yaklaşıyorum. Ya ne olur ki güvenerek başlayalım ve de işte sonra yavaş yavaş onu tanırız ve gerekirse gerekli önlemleri alırız diye düşünen biriyim. Hala da öyle düşünüyorum, öyle de düşüneceğim, bu bende değişmeyecek ama zaman zaman aslında diğer fikri savunanların, öyle yaşayanların da haklı olduğunu gördüm. Yani ona da inanmaya başladım. Galiba bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Yani bu birilerine güvenmek konusunu süzgeçten geçirmek gerekiyor. Güvenmek derken de o kadar radikal bir güvensizlikten de bahsetmiyorum bu arada. Hiç öyle anlaşılmasını istemem. Hayal kırıklıkları adına ve küçük hayal kırıklıkları. Zaten ben, bana göre onlar daha mühim. Yoksa büyük hayal kırıklığı çok şey değil. O çok hani üzerine çok konuşacağımız bir durum değil. O olabilir. Yani olmasa iyi ama bu değil. Daha küçük hayal kırıklıklarından bahsediyorum aslında. Kendimde sevmediğim bir huyum vardır yani. Bence kendimde sevmediğim bir huyum. Ya böyle düşündüğüme bakmayın. Vardır da hangisini söyleyeyim diye düşünüyorum. Şimdi duyarlı olmak belki insanın kendisiyle ilgili iyi bir şey söylüyor gibi görünebilir ama ben bunun çok, gerçekten çok zararını da görmüş biriyim. Bu konuda çok yorulmuş da biri olduğum için hani bunun daha dengeli olmasına, duyarlı olmanın dengeli haline yaşamayı isterim. Yani bunun bir törpülenmesi lazım o tarafın. Çünkü zaman zaman çok acı veriyor bana. Yazın ilk hangi şehre gideceksin de bitiyor sorularımız. Soruları buraya bırakıyorum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama şöyle biliyorum. İşte bir eğer her şey normale döndüğü andan itibaren gitmek üzere olduğumuz konser dizisi var. İşte o yolculukta da bildiklerim şu anda alınmış tarihlerde Ankara var, Kocaeli var, Bursa var, Göcek var, İskenderun var, Alaçatı var. Yani ilk bildiklerim bunlar ama herhalde bunlar çoğalacak. Gördüğünüz gibi tatille ilgili bir şey söylemiyorum. Ama onu da çok yapmak istiyorum. Böyle belirsiz bir yere doğru. Çok teşekkür ederim sorularınız için.